Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Zorlu geçen mücadelede sonunda kazanan taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson'dan gelirken ev sahibi Çaykur Rizespor'un tek golünü Abarhan attı. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Denizli'den sonra ikinci kez İstanbul dışında kazanmış oldu. Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Gaziantep'te deplasmana çıkacak. Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ve maçta notlarla devam ediyoruz. Maç özetlerinde telif sorunundan dolayı aynı karşılaşmanın simülasyonunu kullanmaktayız. Bu simülasyonlar için 3in1 Game kanalına teşekkür ediyorum. Kanalın linkini açıklamada bulabilirsiniz. 7. dakikada Ozan orta sahada aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayının önüne kadar ilerledi. Buradan kaleye gönderdiği top üstten out'a gitti. 11. dakikada Kroyse'nin ara pasında savunmanın arkasında iyi hareketlenen Ozan'ın 6 pas çizgisinin önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. 13. dakikada ceza sahası yayının üzerinde kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu. 18. dakikada sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunun Boldrin'in ortasına arka direkle topla buluşan Menjak kafayla meşin yuvarlağı 6 pas üzerindeki Abarhan'a indirdi. Onun gelişine kafayla dokunuşunda top ağlara gitti ve durum 1-1 oldu. 33. dakikada Nabil Dirar'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top direğin dibinden out'a çıktı. 45+1. Dakikada sol kanattan Kroyse'nin kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in kafasından seken top penaltı noktası yayındaki Ozan'ın önünde kaldı. Onun şutunda meşin yuvarlak yaydan dışarı gitti. 58. dakikada ceza sahası yayının üzerinde kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top direğin yanından out'a çıktı. 61. dakikada Oğulcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Altay direkt dibinde 2 hamlede kontrol etti. 69. dakikada Tolga'nın ceza sahası yayının hemen önünde kaleye gönderdiği top yandan dışarı gitti. 70. dakikada Muriç'in pasında orta saha yayının ilerisinde topla buluşan Jailson'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şut Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu ve durum 2-1 oldu. 77. dakikada sağ çaprazda köşe noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Altay son anda kornere çeldi. 85. dakikada Oğulcan'ın savunmanın arkasından aşırtma pasına iyi hareketlenen Umar ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan şutunu çekti. Ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.